Kolay gelsin Hasret. Aa, teşekkürler Düzsüz. Sen şimdi çiçeği burnunda gelinsin ya, yeni gelin sunumu yaparsın kesin. Daha 40 günlük evliyim. Tam bir yeni gelin sunumu yapacağım size bugün. Neler olacak o sunumda? Kahve yapacağım, yanına kuru buz koyacağım. Günlerdir sunum diye bekliyorlar. Bugün sunumun babasını görecekler. Bugün çok eleştiri alırsan sinirlenir misin? Eleştiriye açığım. İstedikleri kadar eleştirebilirler ama hepsine verecek cevabım var. O bardağa koyduğun ne? Bu kuru buz. Şova başlıyoruz. Hasret'in şovu başlıyor şu anda. Oo, çok havalı. Kavanozdakiler çikolata mı? O kestane şekeri. Bugün kestane şekeri sunmayı düşündüm. Yanına çok yakışacağını düşünüyorum. Hasret, ben artık içeri geçiyorum. Sana şimdiden bol şans. Salonda görüşürüz. Görüşürüz. Hasret de geldi. Türk kahvesi geldi. Aslanım, şovumu ben şöyle dökerek yapacağım ama. Dur, ben dökeyim tatlım. Tamam. Ha, bunun içine bu suyu koyuyoruz. Evet. Şöyle. Hop. Evet. Oo. Bu şekilde. Fokur fokur bayağı fokur. Bayağı ateşli. Ama çok şık değil evet, mi? Çok şık. Evet, çok şık. Evet. Vallahi çok havalı bir sunum yapmışsın bize. Hemen geçmese daha güzel olacak işte ama hemen geçiyor ya. Ne yapalım evet. Yani? Sabaha kadar buradan duman çıkmayacak yani. Evet. Aa, kuru buz. Bak bak nasıl fokur diyor. Hep böyle mi yaparsın kahve sunumunu? Yok, size özel olsun istedim. Ya kıyamam. Gelin evine özel Hasret gelinin kahve sunumu. Çok havalı değil mi? Evet. Güzel. Çok güzel. Gerçekten gününe çok güzel çalışmış Hasret. Kuru buzla bize şovun alasını yaptı. Tebrik ediyorum. Soralım mı gelinlere? Bir dakika, bir şey daha açıklamak istiyorum. Ne açıklayacağım? Aslında ben size daha farklı bir sunum yapmak istemiştim ama Düzsüz daldık. Muhabbete daldığımız için kafamı çok karıştırdı. Ne yapacaktın? Normalde ben bunun dışını böyle bu şekilde çikolataya bandırıp, şöyle çıkarıp, sonra bunu fındık, yine fındık usulü, fındığa bandırmak istedim. Bu şekilde yapmak istemiştim. Çok güzelmiş. Hem bir yandan ağzınız tatlansın, bir yandan da kahvelerimizi 40 yıl hatırı kalsın istemiştim. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi düşünmüşsün. Ama kusura bakmayın. Hiç böyle bize getiren bir gelin olmamıştı. Gel, bir de yanında şöyle bir duman gelseydi mükemmel olurdu. Yanacaktı ortalık diyorsun. Evet. Ama böyle de güzel oluyormuş gerçekten ama. Bayağı iyiydi. Ay çok iyi değil mi? Evet, çok güzel. Hep dış seslerin yüzünden. Evet, kaçırdık sunumu. Ama Aslı Hanımcığım, siz de yağmur yağsa benden biliyorsunuz. Bence büyük ödül 50 bin liranın heyecanından unutmuştur. 50 bin TL heyecanlıdır diyor. 50 bin TL, kabağı kazanabileceğim, ilişki testini kazanabileceğim. Bunlar önemli. Hepsi bir yana gelince. Tabii. Cuma günü fındıklı çikolatayı. Fındık, çikolata hepsi birbirine karıştı gitti vallahi. Ah canım. Peki. Yorumlayalım o zaman. Aslı'cığım senden başlayalım. Nasıl buldun? Ben sadece şunu yakıştıramadım sunumla. Evet, onda evet. Haklısınız. Bu pek evet. uyumsuz olmuş. Aynısı bende de var. Hatta pleksime uyuyordu ama o halde bile kullanmak yok istemedi. Yok aslında benim gözüme çarpmadı ya. Ben gayet beğendim sunumlukları. Bunların yani. Şöyle normalde sunumlukları var ya, sunum tabakları var. O yüzden hani onlarla plastik takım gibi ya. Şey. Plastik olduğu için bence bu birazcık bu olmamış. Onun dışında ama güzel şimdi böyle görünüyor. Eline almadan da plastik olduğu anlaşılmıyor. Yok, plastik sanki. Olduğu için zaten yorum yapmadım. Model olarak uymamış evet. Dedim. Anladım, onun anladım, dışında evet. Uyumlu duruyor. Ama bunun evet tepsisi olsaydı mesela Ayşe'de vardı. Daha da güzel olurdu aynen. Bunlardan bende de vardı ama kullanmak istemedim basit. Aslında peki senin direkt diye. Şunu şöyle İnce koysan nasıl olurdu? Hani bunun kağıdıyla birlikte. Daha güzel olur. O da kağıdıyla olabilir. Değil mi? Kuşmaniye mi? Bu çikolata kaplı. Yok, bu kestane şekeri.
Kestane şekeriymiş çikolata kaplı. Bu şekilde de olabilirmiş bak. Evet olabilirdi aslında. Fincanların fiyatını öğrenelim mi? Bunları 700 TL'ye aldım. Tepsiler? Tepsileri 650 TL'ye. Peki yan bardak? Bunları 2 sene önce 80 TL'ye almıştım. Teşekkür ederiz. O halde salon yorumuna geçebiliriz.